Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekke 11. sefir 73. kısım 31. hadis. Kendisini öperken Hacer-i Esved'e secde etmek. El-Bezzar Cafer bin Abdullah bin el-Mahsuni'nin şöyle dediğini aktarır. Muhammed bin Abbas bin Cafer Hacer'i öpmüş sonra secde etmişti. Ona ne yapıyorsun dedim. Dayın İbn Abbas'ın Hacer'i öpüp sonra secde ettiğini gördüm diye karşılık verdi. Sonra şöyle ekledi. Ömer'in Hacer'i öptüğünü, sonra da ona secde ettiğini gördüm. Başka bir rivayette peygamberin Hacer'i öpüp ona secde ettiğini gördüm demiştir. Hacer, yani taş, Hacer-i Esved, yeryüzü kaynaklıdır ve Allah yeryüzünü zelil ve hor yapmıştır. Zelil horlukta aşırılığı bildiren bir kalıptır. Çünkü kelimenin geldiği feul yani zelul kalıbı Arapçada mübalağa bildirir. Şair şöyle der. Kılıcın ucuyla köklerinden vurulmuş halde. Yeryüzüne mübalağa kalıbında zillet verilmiştir. Çünkü zelil kimseler ki onlar Allah'ın kullarıdır. Onun omuzlarında yani üzerinde yürümekle memurdur. Hor bir kimsenin temas ettiği şey kendisine temas edenden daha zelildir. Allah bu horlukta yeryüzünün kırıklığını secdeyle yüzlerin ona sürülmesiyle giderdi. Allah bu horlukta yeryüzünün kırıklığını secdeyle yüzlerin ona sürülmesiyle giderdi. Yüzler, insan bedenindeki en şerefli organlardır. Taş da yerdendir. Öyleyse bu kırıklık ona da eşlik eder. Çünkü o, yüzlerin ve alınların secde ettiği yerdir. Bu sayede yerin ve taşın kırıklığı onarılır. Allah topraktan ayrılmış ve kırıklık duygusu içindeyken taşa secdeyi emretti. Bu secde ile taşın da onarımdan bir payı olur. Çünkü o, İlgi gösterilen bir taştır ve Allah'a nispet edilen sağ el olması nedeniyle de öpülmüştür. Öyleyse onun öpülmesi biat etmek amacı taşır. Sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Taşa secde etmenin sebebi budur. 32. hadis. Hacer-i Esved'in siyahlığı. Tirmizi İbn Abbas'ın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Şöyle der. Hacer-i Esved cennetten sütten daha beyaz bir halde inmişti. Ademoğlunun günahları onu karartmıştır. Ebu İsa şöyle der. Hadis hasen sahih hadistir. Adem'in hatası olmasaydı dünyada efendiliği ortaya çıkmayacaktı. Hata Adem'i efendi yapan ve ona seçilmişliği kazandıran şeydir. İbn Arabi burada siyah anlamındaki sevd ile efendi anlamındaki seyd kelimeleri arasında anlam ilişkisi kurmaktadır. Öyleyse Adem'in hatası nedeniyle cennetten çıkması onun efendiliğini ortaya çıkartmak içindi. Hacer-i Esved cennetten çıkarken beyaz idi. Cennete döndüğünde de sayesinde başkalarından farklılaştığı ve Hakk'a yakınlık elbisesinin üzerinde göründüğü bir izin onun üzerinde kalması gerekir. Allah onu Hakk'ın sağ eli konumuna yerleştirmiştir. Söz konusu el Allah'ın kendisini yaratırken Adem'in çamurunu yoğurduğu eldir. Adem oğullarının hataları onu karartmıştır. Başka bir ifadeyle onu öperek kendisini efendi haline getirmişlerdir. Renkler arasında efendiliği gösteren renk siyahtır. Allah Hacer-i Esved'e siyah rengi giydirmiştir. Bunun amacı Adem'i efendi yaptığı gibi dünyaya çıkışıyla onu da efendi yaptığını öğretmektir. Adem'in yeryüzüne inişi uzaklaşma değil, halife olmak demekti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i Esved'in siyahlaşmasını Adem oğullarının hatalarıyla ilişkilendirmiştir. Nitekim Adem'in efendiliği ve seçilmesi de onun hatasıyla gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle hatalar sebebiyle Adem oğullarına bu taşa secde edip onu öpmeleri ve kendisiyle teberrük etmeleri emredildi. Bütün bunlar hatalarına karşı insanlar için bir kefarettir. Hacer-i Esved'in efendiliği bu nedenle ortaya çıktı. Ademoğullarının hatası Hacer-i Esved'i kararttı sözünün anlamı budur. Yani onu efendi yaptılar. Siyah renk bu anlama delil yapıldı. Öyleyse bu Ademoğulları hakkında bir kınama değil övgüdür. Adem aleyhisselam ile melekler arasında geçen hadiseye bakınız. Allah önce meleklere Adem'in yeryüzünde halife olduğunu söylemiş, melekler Adem hakkında bilinen sözlerini söylemişlerdir. Böylece kendilerini üstün görüp bu göreve Adem'den daha layık olduklarını iddia etmiş, düşüncelerini Allah'ın bu konudaki bilgisinden üstün tutmuşlardı. Onların bu davranışı Adem oğullarının hatalarının yerini aldığı gibi Adem'in
meleklere efendi olmasının da sebebi olmuştur. Adem'in efendiliği ortaya çıksın diye de meleklere kendisine secde etmek emredildi. Mutlu, başkasından öğüt alan kimsedir. Akıllı ise kullarında, uyguladığı hükümlerinde Allah'a itiraz etmeyen kişidir. Bu yönüyle akıllı insan arzusunun hükmüne uymayacağı gibi yönettiği kimselere de arzusunun hükmüne göre davranmaz. Bu konularda Allah'ın bir hükmü ve idaresi vardır. Çünkü Allah duymayı, itaat etmeyi ve yöneticilere itiraz etmemeyi emretti. Allah bunu bir emir yapmıştır. Çünkü hükümdarın adil olması hem bizim hem de onun lehinedir. Zalim olması ise bizim lehimize, onun aleyhinedir. Öyleyse biz her iki durumda da kârdayız ve mutluyuz. Allah bizi mutlu yaptıktan sonra kullarında yarattıklarında yaptığı işler bize bir zarar vermez. Yönetici ve hükümdarlıklarımızın işledikleri haksızlıklardan söz edersek, onların zulümleri nedeniyle elde ettiğimiz sevap ortadan kalkar. Aynı zamanda düşüncemizi, bu konudaki fiilini yeğlediğimiz için Allah'a karşı saygısızlık yapmış oluruz. Çünkü yöneticilerin zulümlerinde lehimize olan şey hiç kuşkusuz uhrevi bir paydır. Halbuki bu davranışımızla kendimizi ondan mahrum bırakırız. Nefsini ahiret ödülünden mahrum bırakan kişi ise başarısızlığa uğrayandır. Yöneticilerin adaletinde lehimize olan pay dünyevidir. Dünya ise fani ve geçicidir. Öyleyse biz gafletin bizi kuşatması nedeniyle farkında olmaksızın dünya payını ahiret payına tercih etmekle geçici bir sevinç elde ettik. Öyleyse bu davranışımızla dünya malını isteyenlerden oluruz. Nitekim Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hükümdarların adil olmaları onların lehinedir sözündeki pay da uhrevidir. Halbuki hükümdarlar yaptıkları zulümle bu paylarını değersizleştirmişlerdir. Zulmün vebali ise onlara döner. Müslüman Allah'a teslim olan, tevekkül eden ve bütün işlerin Allah'ın hükmünde olduğunu gören kimsedir. Bu nedenle de sadece karşı çıkması emredilen işe karşı çıkar ve bu karşı çıkma ibadet olur. İtiraz yerinde susarsa, susması gereken yerde itiraz eden kimse gibi olur. Allah bizi adalet ile hükmeden ve ona göre adil davranan saygılı kullarından etsin. Amin. Vaka, bu hadisle ilişkili bir vakadan bana şöyle denildi. Allah'tan ne bilinir ne bilinmez şöyle dedim. Allah'ı bilmek din edindiğim dinimdir. Mutlak hakikati bilmemek ise imanım ve tevhidimdir. Bana denildi ki doğru söyledin. Bu Allah sizi kendisinden sakındırır ayetinin anlamıdır. Öyleyse onun tecellisinde sende ne bulunur? Şöyle dedim. Her tecelligahta müşahede ederken onu görürüm. Tenzih ve sınırlama arasında. Bana denildi ki teşbih ile tenzihten ve tenzih ile teşbihten münezzeh olanı tesbih ederim. Ebu Said el-Harnaz'a sorulmuş. Allah'ı neyle bildin? O da iki zıttı birleştirmesi yani kendi niteliğindeki özelliğiyle demiş. Sonra şu ayeti okumuş. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Topum yaralıydı. Ağrısından dolayı acı çekmekteydim. Bu halde hakkı müşahede bana egemen oldu ve şöyle dedim. Ağrımda onu gördüm. Dedim ki, şifa verici bir ilaç. Umulan bir rahat yok, zarar da. De ki, ne yapayım? Şöyle denildi, teslim ol. Ben de evet, ey öğreten dedim. Selam verdim, konuşmadım. Bu vakayı gördüm. Her ilmin bir toplayıcısı var. Onun benzerini görmedim, yararlı ilimler içinde. Bu vakada sırrıma öyle şeyler söylendi ki, onları duymak mümkün olmadığı gibi açıklamama da izin verilmedi. Şu var ki, insanlara tecelli ancak suretlerde gerçekleşebilir. Gözdeki ilahi amel ise gözün ilişmesi esasında gerçekleşir. İşi öğrendin, artık gereğini yap. 33. hadis, kıyamet günü Hacı-ı Esved'in tanıklığı. Tirmizi İbn Abbas'ın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hacer hakkında şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ki Allah onu kıyamet günü diriltecektir. Kendileriyle gördüğü iki gözü, kendisiyle konuştuğu bir dili olacaktır. Böylece hak üzere ona temas edenler için tanıklık edecektir. Kur'an-ı Kerim'deki garip ifadelerden birisi ala üzerinde edatını yani ala edatının lam için anlamında kullanılmasıdır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah'tan başkası adına ala nusub yani kesilen, kastedilen başkası için kesilen kurbandır. Çünkü aleyhde tanıklık razı olmayacağın bir şeyle yapılır.
Çünkü aleyhinde tanıklık yapılan kimse bu tanıklığı kabul edip inkar etmezse itirafı nedeniyle bir zarar umabilir. Burada ala edatının kendi anlamında almak gerekir. Her edat da böyle yorumlanmalıdır. Hal karinesi olmaksızın hiçbir edat asıl anlamından çıkartılmamalıdır. Aynı şekilde buradaki ala edatını kendi anlamından çıkartıp onu için anlamında yorumlayan kimse de böyle yapmıştır. Bu kişi hal karinesini şunda bulmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle Hacer-i Esved'e dokunmamızı yüceltmiş ve inanarak ona temas ettiğimizde bizim adımıza büyük bir hayrın gerçekleşeceğini kastetmiştir. Bu yorum hak üzere sözünden çıkar. Kastedilen dince belirlenmiş haktır. Çünkü Hacer-i Esved bu imana sahip her ümmetin temas etmesi için öpülmek ve dokunulmak üzere konulmuş Allah'ın sağ elidir. Bu nedenle hak sözü belirsiz gelmiş, belirlik takısı almamıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Herkes için bir yol ve yöntem belirledik. Burada da belirsiz gelmiştir. Öyleyse bütün şeriatlar haktır. Hacer-i Esved'e hak üzere dokunan kimse, Hacer-i Esved'in onun hakkında yapacağı mümin olduğu ile ilgili tanıklığın kapsamına girer. Hangi dinde ve hangi şeriatta olursa olsun aynıdır. Ala edatını kendi anlamında bırakmak da mümkündür ki bu daha doğrudur. Çünkü burada hak kelimesi belirsiz gelse bile anlamı belirlidir. Belirsiz gelmesi her şeye yayılmasından kaynaklanır. Öyleyse var olan ve varlıkla nitelenen her şeye hak eşlik eder. Allah her nerede olursanız o sizinle beraberdir buyurdu. Her nerede olursak olalım, hak varlık ve oluş bakımından münezzeh ve kendisine layık bir halde bizimle beraberdir. Biz var olan bir şeyiz, batıl yokluk, hak ise varlıktır. Hacer-i Esved Allah'ın sağ eli, dokunulma ve öpülme yeri sayıldığı için kulluğumuz gereği olarak onu öpmemiz gerekir. Onu öperken hakkın bizim görmemiz, işitmemiz ve bizdeki gerçek fail olduğunu düşünmemeliyiz. Çünkü böyle bir müşahede içinde olursak hak kendi sağ elini öpmüş, kendi sağ eline temas etmiş olur. Sağ el Hacer'dir. Bir şey kendi kendine temas etmez. Adem aleyhisselam Rabbinin sağ elini seçmiştir. Rabbinin her iki elinin mübarek sağ el olduğunu bildiği halde yine de sağ eli seçmiştir. Kul kıyamet günü Hacer'e dokunma ağacının meyvesini devşirmek isterse ona şöyle denilir. Sen Hacer'e dokunmadın. Hak kendi eliyle kendisine dokundu. Sonra Hacer-i Esved getirilir ve bu adamı tanıyor musun diye sorulur. Hacer evet der. Ona sana teması hakkında nasıl tanıklık edersin diye sorulur. Şöyle karşılık verir. Bana kendi kulluğuyla değil, senin vasıtanla temas etti. Bunun üzerine kula bu tanıklık sayesinde Hacer'e dokunmanın senin vasıtanla değil, hak ile olduğunu öğrendim. Bu esnada tanıklık insanın lehine değil, aleyhine gerçekleşir. Artık onun talep edeceği bir şey kalmaz. Şari, işin kendiliğinde bulunduğu durumu bize bildirmiştir ki, kul olarak ve bu ibadetle yükümlü mecbur kimseler olarak Hacer-i Esved'e temas edelim. Nitekim Ömer bin Hattab böyle yapmıştı. Şöyle sorulabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rıdvan biatinde kendi eline diğer elinin üzerine koyarak biat etmiş ve şöyle demişti. Bu Osman adınadır. Osman ise o biatte yoktu. Kul da hak vasıtasıyla Hacer'e temas ettiğinde hak sağ eliyle sağ eline temas etmiş demektir. Çünkü hakkın her iki eli de sağ eldir ve bu temas hak üzere ona temas eden kul adına yapılmıştır. Kul da bunun ürününü kıyamet günü devşirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu el Osman içindir demişti. Bu yorumda kulun mazereti müşahede halinin otoritesinin onu etkisi altına almasıdır. Çünkü kul dış varlıklarda Allah'tan başkasını müşahede etmemiştir. Bu soruya şöyle karşılık veririz. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle diğer eline temas etmesiyle aynı şeyin Allah için düşünülememesi arasındaki fark şudur. İki benzer arasında ilişki geçerlidir. Peygamber ile Osman'ı birleştiren şey kulluk ve yaratılışın hakikati demek olan insanlık hakikatidir. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman adına vekil olabilmiş, her biri diğerinin yerini alabilmiştir. İkinci ayrıcı ise biat ettiği elin Allah'ın eli olmasıdır. Böylece sahabe elleriyle o ele biat etmiştir. Dokunulan şey Allah'ın eli, dokunan ise yine Allah'ın elidir.
Allah ile kullar arasında bir ilişki yok iken burada bir ilişki vardır. Şöyle sorulabilir. Burada ilişki insanın ilahi surete göre yaratılmış olmasıdır ve bu nedenle insanın Allah'ın isimleriyle ahlaklanması mümkün olabilmiştir. Bu soruya şöyle yanıt verebiliriz. Surete gelirsek onu inkar etmeyiz. Ahlaklanmadan söz edersek onu da inkar etmeyiz. Fakat burada Hacer-i Esvet'e temas kula izafe edilmiş, teması ise hak vasıtasıyla yaptığı düşünülmüştür. Gerçekte temastan başka bir şey yoktur ve o hak vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Öyleyse hak temas etmiştir. Suret hiç kuşkusuz hakkın aynı değildir. Çünkü suret hakkın aynı olsaydı Adem'i kendi suretine göre yarattı denilmezdi. Bu noktada hak kulun işitmesi, görmesi ve eli olur. Burada duyan bakan ya da herhangi bir fiilin faili olması yönünden o hakkın aynıdır. Başka bir ifadeyle kul bu esnada oluşta bir etkisi, hükmü ve hali olan niteliğin aynıdır. Kardeşim, hepsi güzel haller olsa bile Hacer-i Esvet'e dokunurken hangi halde olacağını seç. Hepsi güzel haller olsa bile aralarında açık bir fark vardır. Ala yani üstüne edatını kendi bağlamından çıkartmak sıradan insanlar adına daha uygun. Anlamında bırakmak ise seçkinler için uygun yorumdur. Büyüklerimiz her iki yorumla Hacer'e temas edenlerdir. Bir yandan hak vasıtasıyla ona temas ederlerken bir de kulluk bakımından ona temas ederler. Böylece iki niteliği birleştirir. İki ödül elde eder. Kıyamet günü Hacer onun lehinde ve aleyhinde tanıklık eder. Nitekim büyük insanlar haktan hakka süluk eder. 34. hadis. Makamın ardında namaz. Ebu Davud Abdullah bin Ebi Effa'dan şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmış, Kabe'yi tavaf etmiş ve makamın ardında namaz kılmıştır. Allah-u Teala İbrahim'in makamını namazgah edinmemizi emretmiştir. Bunun batini yorumunu daha önce belirtmiştik. Namaz kılarken ondan habersiz kalmayalım diye o namazgahı görebileceğimiz şekilde önümüze aldık. Böylece onu görmek içinde değilsek bile o makamı elde etmeyi Allah'tan istemeyi hatırlatır. Onu görmek bizim halimiz ise bu kez Allah'tan o makamın sürekliliğini ve bizim o halde kalmamızı istemeyi hatırlatır. Her iki durumda da onun ardında bulunmamız gerekir. Bunun amacı onu ardımıza atarak kendisini görmediğimiz için de hatırlamayanlardan olmamızı sağlamaktır.